Türkiye turu sadece ülkemizi değil yurt dışında gezmeye başlayacak. Bundan sonra yeni yayın döneminde sizlere sadece Türkiye'den değil yurt dışından da çok güzel görüntüler aktaracağız, izlettireceğiz. Tabii ki yurt dışında kim var? Yurt dışında Deniz arkadaşımız var. Deniz arkadaşımız bakalım ilk hafta sizler için neler hazırlamış. Hep birlikte Almanya'ya uçuyoruz. Eurostar'dan hepinize iyi günler sevgili seyirciler. Barış'la Türkiye turu ekibi olarak artık sizleri Avrupa'da da yalnız bırakmıyoruz. Ben sunucunuz Deniz ve kameramanım Ceyhan adına hepinize iyi seyirler diliyoruz. Bulamam dedim, bulamadım. Sizler için Avrupa'da neler mi hazırlıyoruz? Mekan tanıtımları, muhabbet köşesi ve sizlerin memlekete gönderdiğiniz selamlar. Turumuz Almanya'nın Hamm şehrinde başlıyor sevgili seyirciler. Şimdi de Sayın Adem Işık'ın yanına uzanıyoruz. Az önceden anons ettiğimiz gibi şimdi Sayın Adem Işık'ın yanına geldik. Adem Bey bakalım Avrupa'da ne hizmetler veriyormuş müşterilerine. Hep beraber izliyoruz. Sevgili izleyenler, şimdi de Almanya'nın Hamm şehrindeyiz. Hamm'da Türklerin yoğun olduğu bölgede Sayın Adem Işık'ın Reise Bürosu var. Merhaba Adem Bey. Merhabalar Deniz. Ben sizi zaten tanıyorum. Kısaca kendinizi bir tanıtabilir misiniz seyircilerimiz için? Tabii ki. Adım Adem Işık, 1980 Almanya doğumluyum. Memleketim Kütahya. Işık Reise'ını ne zaman kurdunuz, ne zamandır hizmet veriyorsunuz? Işık Reise sene 1998'de Mustafa Işık ağam tarafından kurulmuştur. 2002'den beri de ben yönetiyorum. Şimdi Işık Reise'nin çok kaliteli hizmet verdiği zaten dillere destan oldu artık. Ben de Hamm'da kalıyorum. Devamlı duyurularınız geliyor. Bu başarının sırrı nedir? Neye dayanarak nasıl işleri yapıyorsunuz? Evet, başarımızın sırrı öncelikle dürüstlüktür. Piyasadaki güvenilir şirketlerle çalışmaktayız. Güvenmediğimiz şirketin biletini satmıyoruz. Evet, gördüğüm gibi sevgili seyirciler, siz de görüyorsunuz. Adem Işık Bey'e güzel bir ödül verilmiş. Bunu bize kısaca bir anlatabilir misiniz? Tabii ki anlatırız. Bu ödülümüz Ögertürk'tür. Daha yenice söylemiş olduğum gibi güvenli şirketlerden birisi olan Ögertürk'tür'den verildi. Bir başarı ödülüdür. Bu başarı ödülünde yaklaşık 2 seneden beri devam ettirmekteyiz. Çevrenin yani Doğu Anadolu ve Hamm çevresinin en güçlü Ögertürk'tür ajantasıyız. Adem Bey, Işık Grup nedir? Işık Grup nedir? Işık Grup, Işık Emlak ve Işık Reise'nin birleştiği bir şirkettir. Sadece seyahat bölümünde değil, emlak bölümünde de hizmet vermekteyiz. Bu yine Mustafa Bey ağam tarafından sunulmaktadır. Evet, az sonra sizlere emlak bölümünü de izleteceğiz sevgili seyirciler. Görüntülerimizi az sonra gönderiyoruz. Evet sevgili seyirciler, Işık Grup sizlere bu odalarda, bu bürolarda hizmet veriyor. Just step on me, mind ya. The good feeling, step on me, wine ya. Make me wobble, make me wall body bubble. Let me know.
Adem Bey, Işık Rise'ın sunduğu hizmetleri az önce duyduk. Işık İmobilya ne gibi hizmetler sunuyor? Işık İmobilya'nın ev almak ve satmak isteyen müşterilerimize yardımcı oluyor. Sevgili seyirciler, Işık Group profesyonel ekibiyle sizlerin hizmetinde. Seyircilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Seyircilerimiz bize nasıl ulaşabilirler? Işık Rise ve Işık İmobilyen Almanya'nın Hamm şehrinde Wilhelmstrasse 32'de. Çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var. Az önce konuşmuştuk. Bunlar nelerdir? Öncelikle Almanya'da yaşayan Zonguldaklı vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz. Artık özlem bitti. Zonguldak Havaalanı açıldı. Onlardan tek ricamız havaalanlarına sahip çıkmaları, 10-20 euro fiyat farkı olsa dahi biletlerini Zonguldak olarak kestirmelerini rica ediyoruz. Evet, bunları da seyircilerimize duyuruyoruz. Son sözlerinizi alalım Adem Bey. Buradan tüm seyircilerimizin Ramazan bayramını kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı işler, tekrar başarılar diliyorum efendim. Evet sevgili seyirciler, bu hafta muhabbet köşemizde Dortmund'dayız. Bakalım Dortmund'daki Türk vatandaşlarımız Ramazan'ı nasıl geçiyor? Hep beraber izliyoruz. Efendim Dortmund'daki turumuz devam ediyor. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben Ali Yalçın. Sayın Ali Yalçın Bey, biliyorsunuz mübarek Ramazan ayındayız. Ramazan hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Allah Ramazan 11 ayın sultanı. Müslümanlar için çok iyi bir aydır. Allah kabul etsin. Amin. Peki Avrupa'daki oruç, sahur, iftar ve Türkiye'deki arasında, daha doğrusu Almanya'daki bayramlarda bir fark görüyor musunuz? Var tabii, bayağı var. Herkes Türkiye'deki kadar kutlayamıyor yani. Pek üzerine düşmüyor. Pasif, biraz pasif kalıyor Türkiye'ye göre. Türkiye'de herkes dini kurallarına göre daha sıkı tutuyor. Bu bakımdan burayla oraya yani biraz farklı. Avrupa bizi değiştirdi mi diyorsunuz? Değişmeyen değişmez. Ama değişen her yerde değişir. Evet. Hayat normal. Peki önceden misal köylerde hemen kapı komşunun kapısını çalıyorduk, ellerini öpüyorduk, bayramlaşıyorduk. Peki şimdi nasıl? Şimdi bunlar biraz yozlaştı. Eski anene görüşler. Şimdi eski kadar, şimdiki durum yani çok değişik. Kültürler arası, işte ne sayarsanız yeni nesilde pek uygulayamıyor. Bu hoşgörüyü. Eski ananayı görüşleri pek uygulayamıyor. Ben öyle görüyorum. Evet. Efendim Dortmund'daki turumuz devam ediyor. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Necati Akman. Necati Akman beyefendi. Nasıl gidiyor? İyilik. Geziyoruz. Bacanaklarla bugün buluştuk. Geziyoruz. Biliyorsunuz mübarek Ramazan ayındayız. Nasıl geçiyor? Güzel. İşlerden dolayı yoğundu. Evet. Peki, Türkiye'deki ve Almanya'daki veya Avrupa'daki diyelim, bayramlar arasında fark var mı sizce? Olmaz mı tabii. Türkiye'de ne gibi yaşanıyor tabii ki, bayramlar olsun, Ramazan olsun. Daha güzel yaşanıyor tabii. Bir örnek verin, misal nasıl bir şey? Mesela her zaman diyoruz ki Avrupa'daki bayramlar farklı geçiyor. Torun torba aramıyor diyoruz. Örneğin. Peki sizde torun yok galiba. Zaten gençsin. Ne gibi farkları var? Misal. Memleket neresi? Konya. Konya'da bayramlar nasıl geçiyor? Tabii ki biz o zaman daha çocuktuk. 13 yaşından beri ben Almanya'dayım. O zamandan beri de hiç Türkiye'de bayramı yaşamadım. Çocukken de bayram tabii ki daha farklı oluyor. Tabii ki. Şimdi... Konya'da diyor bayramlar farklı. Niye? Kapıyı çaldığın zaman hemen elini öpüyorsun, paraları alıyorsun değil mi?
mesela. Efendim yanımızda bir beyefendi var. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Baran. Dortmund'a kalıyorum. Dortmund'a kalıyorsunuz. Nasıl geçiyor mübarek Ramazan ayımız? Zaman geçiriyoruz işte. Vakit geçiriyoruz. Zaman öldürüyoruz. Malum geç oluyor iftar bu sene. Bir tür işte iş güç uğraşarak geçiriyoruz zamanı. Ne işle meşgulsunuz? Ben tesisatçıyım. Kalorifer, gaz, klima, o tür şeyler olur. Peki Türkiye'deki ve Avrupa'daki bayramlar arasında bir fark görüyor musunuz? Vallahi şimdi ne desem yalan olur. Türkiye'de daha hiç bayram geçirmedim. Geçirdim ama küçüktüm daha. Sanırım ki yani oradaki eğlence yani coşku burayla bir tutulmaz. Çünkü burada bayramlar eskisi gibi değil. Herkes işin gücün peşinde. Öyle olduğundan yani fazla herkes ailesine veya eşe, dosta, akrabaya zaman ayıramıyor. Yani bilmiyorum şimdi Türkiye'de de öyle mi veya ayrı mı buradan onu söyleyemem ama gene de ayrı bir yani esintisi ayrıdır Türkiye'de sanırım. Tabii ki mutlaka. Evli misiniz? Hayır evli değilim. Peki Türkiye'ye gitmek ister misiniz? Bir tatil kazanmak ister misiniz? Vallahi istemesini isterim. Zaman işte zaman olmadığı iş güç çok yoğun olduğundan yani isterim. Neden istemiyorum? Kim istemez ki? Zaman falan uyarsa neden olmasın? Sevgili seyirciler, www.barishlaturkiyeturu.tv'ye giriyorsunuz, mail atıyorsunuz, çekilişlere katılıyorsunuz. Şansınız varsa sizi bir hafta tatile gönderiyoruz Türkiye. Efendim Dortmund turumuz devam ediyor. Şimdi yanımızda genç arkadaşlar var. Sizleri tanıyabilir miyim? Ben Sevgi. Ne yapıyorsunuz burada? Geziyoruz. Nasıl geziyorsunuz? Bu saatte? Evet. Sürüyoruz. Oruç tutuyor musunuz? Evet. Nasıl geçiyor Ramazan? İyi geçiyor. Evde mi açıyorsunuz iftarınızı yoksa buralarda Türk lokantalarına mı gidiyorsunuz? Evde. Peki anlatın bakalım. Size göre Türkiye veya Avrupa'da oruçlarda veya bayram günlerinde farklar oluyor mu? Peki Avrupa'da Türk vatandaşları birbirinden kopuyor mu sizce? Yani misal diyorlar ki bayramlarda kimse akrabalarını aramıyor. Veya eskisi gibi, Türkiye'de olduğu gibi, köylerde olduğu gibi veya vesaire vesaire yani böyle şeyler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence değil yani bence burada da herkes birbirini arıyor, gidiyor, geliyor. Gidiyor musun bayramda herkese? Gidiyor. Kim var? Anneanne, babaanne? Hepsi burada da bu sene Türkiye'deler hepsi. Bak. Gidecek kimse yok yani. Evet. Memleket neresi? Eskişehir. Giresun. Uy, Horantepe'lim birazcık ha. Şimdi memlekete selam bölümüyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Abi Ankara'da bulunan oğlum, torunum, gelinime, Çorum'da bulunan ahrabalarıma hepsine gelecek bayramını kutlar. Özlerinden öperim. Ali Bey teşekkür ediyoruz. Turumuza buyurun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bütün Ramazan bayramını canı gönülden kutlarım. Birlik, beraberlik, vatana sahip çıkmalarını isterim. Ben hiç ümidimi kesmiyorum. Birlik, beraberliğe çağırıyorum bütün ne görüş konusu olsun herkesin. Türkiye Cumhuriyeti'nin çatısı altında inancım tamdır. Evet, ana vatanımız Türkiye'ye buradan bol bol selamlar gönderiyoruz. Babama göndereyim, Konya'da babama. Burada abilerime selamlar. Kayınpederime. Türkiye'de. Hepsine selamlar, saygılar büyüklere. Evet, teşekkür ediyoruz. Selam göndereceğim. Ben Asim Nevşehirliyim. Nevşehir'in tüm akrabalara, baba, anneannem gibi. Ondan sonra işte tüm eş, dost, kim varsa Türkiye'de hepsine selam söylüyorum.
Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah bu sene veya gelecek seneye beraber oluruz ondan sonra. İnşallah diyoruz. Teşekkür ettik. İyi günler efendim. Peki selam göndermek istediğiniz birileri var mı? Var. Sen kime selam göndermek istiyorsun? Şimdi Giresun'da tanıdıklarıma, bir de İstanbul'da. Tüm memleketimize selam gönderiyoruz. Evet, turumuza devam ediyoruz. Muhabbet köşemizde yanımıza bir beyefendi var. Beyefendi, sizi tanıyabilir miyiz? Tanıyabilir miyiz abi? Şey ama cevap vermiyor. Memleket neresi abi? Vallahi bundan hayır yok. Bir sene en iyisi yalnız bırakalım. Görüşmek üzere. Avrupa'dan bu haftalık da bu kadar sevgili seyirciler. Sizleri Avrupa'da temsil edebilmemiz için lütfen aşağıda yayınlanan numaralardan bizlere ulaşın. Ceyhan, biz Avrupa'ya devam turdayalım.